Selamünaleyküm arkadaşlar, değerli arkadaşlarım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir. Beni sorarsanız iyi, çok şükür iyi olmaya çalışıyoruz. Üzgünüm. Niye diye sorarsanız arkadaşlar, ben bugün oğlumu yolcu edecektim. Oğlum gitmeye karar verdi işte öğlene doğru. Neyse işte ani oldu falan dedim ama. Bahçeden kıvırcığımızı aldık, lahanamızı aldık beraber yine oğlumla işte. Dolaptan göndereceklerimi çıkarttım. Kızlarıma şekeri falan yapmıştım. Neyse onları hazırlarken bayağı bir tabii ki hem de dedim videomu yapayım. Oğlumun yolcu ettiğim videomu hazırlayayım diye. Videonun içindeyim. Sunay'ımla da konuştuk. Öğlene yakın konuştuk. Sabaha konuştuk. İyiyim dedi. Çok şükür dedi. Abla dedi. Ama da tedavim bugün başlayacak dedi. İki gündür dedi. Hani idrarımı falan alıyorlar. Kan tahlili alıyorlar. Sonuçlarım bugün çıkacak dedi. Ben de tabii ki sonuçlarını bekliyorum. Merak ediyorum. İnşallah iyi olacak, iyi gelecek derken filan işte. Ben bana ulaşamayınca eşimi aradı. Üzülmüş, çok üzülmüş. Sonuçları iyi çıkmamış tabii ki. Ben de üzüldüm. Beraber karşılıklı ben ona teselli de versem tabii ki ben de ağladım, o da ağladı. Dedim en iyisi oğlumla ben de çıkayım yola. Ben de oğlumu işte cumartesi, pazar çıkar diye düşünüyordum. Hani o iyiyim diye ya, ben de gitmeyeceğim. Ben de onun fasulyesini, pancarını, hatta bir videomda da bahsettim. Sunay'ın da fasulyesini falan dikeceğim diye, elsisiyle diye. Öyle konuşuyor çünkü. Çok yağdığı için de tarlaya gidemedik. Çok yağdı. Onun yeri çamur, cilim çamur. Hatta dedik abla gitme bugün dedi sabah da bana. Yağmur çok yağıyormuş. Sadık öyle söyledi dedi. Biz de oturduk. Muhabbet ettik oğlumla işte. Ya anne dedi. Ben dedi gideyim dedi. Yol yorgun oluyorum dedi. Orada da dedi dinlenirim dedi. Ben tamam oğlum dedim. Israr etmedim işte. Şimdi oğlumla ben de çıktım yola arkadaşlar. Apar topar çıktım tabii ki. Hiç üstüme kıyafet bile giymedim. Oğlumla o yolcu ettiğim videomdaki kıyafetlerimle aynı günlük kıyafetimle yola ben de çıktım. Ondan sonra onu öyle üzgün görünce, sesini de duyunca daha da duramadım evde. Sığamadım yani. Yollar bitmiyor. Ha şimdi sanki kaç saatten beri yoldayız? Saat 4.30 gibi falan, 5 gibi falan çıktık evden. Hemen arka komşuya geçtim. Allah razı olsun eşimden de melek dedi. Git dedi, yani yapacak bir şey yok dedi. Git. Gitmen gerekiyor dedi bana. Gitmen gerekiyor deyince o da baktım gönderiyor, Allah razı olsun. Hemen arkada komşuya geçtim. Dedim beyhan gelin böyle böyle. Benim gitmem gerekiyor. Sunay'ım hasta. Olur mu Melek abla da böyle şeyle günler için varız sahte dedi. Git dedi ben savarım yani. Şükrü abi dedi doyurur besle. Ben dedi savarım akşamıza bak dedi. İnşallah tez gelirsin yeri dedi. Böyle. Beni yolcu da ettiler kapıdan, Allah razı olsunlar. Ben şimdi yoldayım arkadaşlar. Oğlum da dedi, anne dedi, bir dedi 4 saatlik yolumuz var dedi. İnşallah. Sabah 5 gibi falan evde oluruz. 5-6 gibi dedi. Ben ona oğlum dedim biraz yat dinle. Yok anne uygun yok dedi. Çay içtik ondan şimdi. Birer bardak içtik. Yine çay aldık. Çayımızı içiyoruz işte. Mola verdik. Böyle işte arkadaşlar. Sizlerle paylaşmak istedim. Yoldayım. Allah'ım
Allah'ım hastalarımıza acil şifalar versin. Bu kadarın arayıp sordunuz, selamlar yolladınız, acil şifalar dilediniz, dualar ettiniz. Ağzınıza yüreğinizi sağlık. Çok zor. Gerçekten çok zor. Hele hele işte Sunay'a hiç konduramadım ben bu rahatsızlığı. Ama Sunay'ın senelerdir ben videolarımda bir seneden bahsettim ama Sunay'ın 3-4 seneden beri karnı ağrıyor arkadaşlar. Onun da bir karın ağrısı vardı. Böyle ayda bir en az. Ayda bir ona vuruyordu böyle halsizlik, karın ağrısı. Bazı dedi ki midem bulanıyor abla, yemek yiyemiyorum dedi. İştahım gidiyor falan dedi. Böyle yapardı aynı. Doktora falan gitti ama mideden şüphelendiler aslında. Demek ki tetikliydi yani. Midede bir şey çıkmadı. Midesinde bir şey çıkmadı. Sevindim ben. Çok sevindim. Çünkü rahmetli annem de mide rahatsızlığından vefat etmişti. Çok sevindim hani. Bir de tek böbreği varmış. Aynı rahmetli babam da öyleydi. Babamın da hastalığında belli oldu sahte o. Babam prostat kanserinden vefat etti. Böbreklerinin böbreğine itiraz etti yani. Diyalize bağlandı. Babam da o zaman öğrendi tek böbreği olduğunu. Babamın o zaman öğrendik biz. Sunay'ın da tek böbreği varmış arkadaşlar. Artık vardı da iflas mı etti, çift böbreği ne oldu bilmiyoruz daha. Ben de bilmiyorum. Sunay da tam bilmiyor. Bakalım işte. İnşallah hani dialize bağlanır. Dialize bağlananlar da yaşıyor yani. Kötü düşünmemek lazım dedim Sunay'a. Onunla da güzel konuştum. Ona da çok üzüldüm. Gelme diyor bana yine hala. Ben gidiyordum. Ta Sunay hastaneye yattığında gidiyordum arkadaşlar. Sunay'ın bana gelme abla, gelme abla, gelme abla. Gelme abla, hayvanlarım var abla işte. Sen de rahatsızsın. Sen de şeker hastasısın. Bazı kere benim de sol ayağım falan şişiyor arkadaşlar böyle. Bayağı bir göbelen yine oluyor. Ben de hani çok yoruluyorum ya ondan şişiyor falan diye. Önemsemiyorum yani. Ağrım acım da olmuyor. Artık bilmiyoruz işte arkadaşlar. Allah'ım beterinden korusun. Hastalarımıza da acil şifalar versin. İnşallah yolumuza da kazasız belasız devam edeceğiz inşallah. Tüm hastalarımıza yine tekrar acil şifalar diliyorum. Sizlerin duasını bekliyorum arkadaşlar. Sizlerin selamlarını ben hep Sunay'ıma ilettim. Çoğu arkadaşlar da hep benden Sunay'ın telefon numarasını aldı. Konuşuyorlar. Almanya'dan, Fransa'dan birisi. Türkiye olsun. İsteyenlere verdim. Bu da çok mutlu oldu. Abla işte beni filanca aradı, filanca aradı diye söylüyor bana. Sunay çok merhametlidir arkadaşlar. Gerçekten. Yüreği çok güzeldir. Kendisi çok iyidir. Kimseyi incitmez, kimseyi kırmaz. Ona hiç yakıştıramıyorum vallahi. Hastalığına hiç yakıştıramıyorum. Öyle işte. Evet arkadaşlar. Biraz mola verdik. Şöyle duvar halları da çok güzel. Şöyle tosya yazıyor. Oktay güzel tespitler var bak burada oğlum. Tespih şeyim yok anne. Yani. Merakım yok ki. Senin tespitlerin var. Ben hala mutfakta dolabın kulpunda takılı bak. Kaç sene olmuş bırakmıştın sen köyde. Onları ben hiç kaldırmadım. Teşekkür ederim oğlum. Biz yola devam arkadaşlar. Şimdi molamızı verdik. Çayımızı içtik.
Evet. Ben çantanı koyayım anne. Tamam oğlum, koy. Arkadaşlar istirahatımızı yaptık, biraz dinlendik. Tabii ki ben de sizlerle her anımı paylaşıyorum. Günlük ne yaparsam paylaşacağım gibi yola çıktığımı da sizlerin bilmesini istedim. Biz devam yola. Bizlere hayırlı yolculuk arkadaşlar. Tüm hastalarımıza acil şifalar. Böyle mola falan verdikçe sizlerle paylaşacağız inşallah. Görüşürüz. Arkadaşlar yolda başladım sahte videomu. Evimize geldik çok şükür olsun hayırlısı yine. Arabada da gelirken çekimler yapamadım. Çok şükür olsun. Oğlum da hiç uyumadı arkadaşlar sabaha kadar. Şu an sabahın 6 çeyrek falan geçiyor. Düştük eve işte. Hemen çocuk başlığını vurdu yattı yatağa. Ben de böyle bir üstümü falan değiştirip Asya'yı da uykudan kaldırdım bu arada. Geç saate kadar da bizi bekledi. Erken geldiler diye herhalde ama yolculuk hali. Oğlum hep acele etme oğlum, acele etme oğlum. Biz İstanbul'da evime geldim. Oğlum da dinlensin şimdi. O uyanınca inşallah Allah'ın izniyle gideceğiz Suna'ya. Böyle işte arkadaşlar ya. Çok zor, gerçekten çok zor. Kuş olursa hemen oraya uçsam şimdi. Çocuğa da diyemedim daha oğlum direkt gidelim diye. Çocuk uykusuz. Uzun yol, kaç saat yolda geldik. Bir de hep yağmur yağıyordu arkadaşlar. Çoğu yerler yağmur yağıyordu. Bolu'ya girdik. Bolu'da biraz yağmur yoktu. Geride yoluna doğru hep yağmurdu. Ondan sonra ben yine birazcık arabada uyudum. Çocuk hiç uyumadı. İki yerde mola verdik. İlk yemek yedik bir yerde. Sonra yerde çay içtik. Zaten orada sizlere kameramı açtım. Böyle işte. Çok zor arkadaşlar. Gerçekten çok zor. Ocağa ben yine bir çay suyu koyacağım şimdi. Bir şeyler atıştırırız inşallah ama oğlanı nasıl kaldıracağım onu da düşünüyorum yani. Çocuk olduğu gibi attı oturma odasına kendini. Uyuyor. Eve de geldiğimi de sizlere söylemek istedim arkadaşlar. Maşallah. Asiye de valla ben evde hiç yokmuşum. Her şey delili, toplu, düzenli. Girdim içeri. İlk önce bir mutfağa şöyle bir baktım. Mutfak delili, toplu, düzenli. Her şeyle, tabağıyla, tenceresiyle. Tencerelerim benim buradaydı. Yani ben bırakmışım gibi aynen. Tabaklar dersen aynen. Temizliği dersen aynen. Ondan sonra yatak odama baktım. Aynı yatağımın üstü bile örtülü. Oturma odası dersen tertemiz. Oraya da oğlum attı kendini şimdi. Oğlumun odası yan tarafta. Kendi odasına gitmedi. Böyle işte arkadaşlar ya. Ne yapalım? Çok zor. Hemen Suna'yı aradım. Az önce de Suna'yı aradım. Videoya girmeden önce de. Uyudum abla diye. Geldin mi diye dedi bana. Geldim dedim. Azıcık Oktay dinlensin bir iki saat dedim. Ondan sonra dedim geleceğim yanağın dedim. Ondan sonra o arada ben de çay falan hazırlarım. Bir duş falan alırım dedim. Tamam abla dedi. İnşallah hayırlısıyla gideceğiz yanına işte arkadaşlar. İnsan kuş olup da uçası geliyor yanına gitmek için.
Ondan sonra eşimi aradım. Ne yapıyorsun Şükrü diye. Akşam gelirken de konuştum arkadaşlarına. Yayın var diye yayılacak. Melek yayı yaydım diyor. Ayran da topladım diyor. Ondan sonra güzeldim yağı yıka. Ayran da sopanın üstüne koy, kes. Çok kaynatmadım ona. Biliyorum diyor. Benden gördü ya. Çok kaynarsa ayran kararır böyle çökelik. Kara, esmer olur yani. Biliyorum Melek diyor. Sabah da aradım. Ahıları temizliyorum dedi. Ondan sonra Beyhan gelin de sağacak zaten. Akşamdan da sağmış Allah razı olsun. Dedim ki Beyhan gelin. Kızım dedim, benim dedim kıyafetlerim var, ahır kıyafetlerim. İnek koklu yani. Böyle sabahtan döner kafasını koklar hayvan. Sen dedim benim kıyafetlerimi giy dedim ahıra geldiğinde. Öyle yapmış o da. Sabah da aradım Şükrü ahırları temizliyordu. Gelmemişti. Erken saat zaten. İnşallah idare edecekler ben giden kadar da. Ben Sunay'ım hasta olduğunda gelmemezliyim. Sunay'ı sevmemizliyim anlamında değil arkadaşlar biliyorsunuz. Aklım her şeyim Sunay'laydı. Sunay hep iyiyim dediği zaman hani abla gelme ben iyiyim, abla gelme ben iyiyim dedi hep bana. Sunay engelledi beni. O bir daha da dün arayınca aynı Oktay'ımı yolcu ettiğim kıyafetlerimle inanın ki daha hiçbir şey giyemedim. Hatta eşim hazırladı çantama. Ne koydu hiç bilmiyorum çantama, kıyafet. Hiçbir şey aklıma gelmedi arkadaşlar. O kadar zor ki insan hani çaresizlik, çaresiz kalmak, hemen kolunu uzatamamak. O kadar kötü ki. Sahte oğlum hani buradan çıkmasaydı peye. Bana dedi ki anne dedi izin alamıyorum dedi bana. Sen bana gel ben gel oğlum dedim hani bayram dedim yalnız ablalarım da gelmiyor. Sunay da köyde yok. İnsanların kimsesi yok gibi oluyor aynı dedim. Anne dedi sen öyle diyorsun da dedi. Ben dedi izin alabiliyorum mu dedi bana. Sorumluluk benim üstümde dedi. Çocuğum da perşembe gününden çıkmış yola arkadaşlar. Ben bu yana gelmeye karar verdim. Asya'yı arıyorum. İşte bilet yeri bakın kızım. Hani internetten onlar hemen gençler anlıyorlar. Sonra Asya kapattı telefonu. Oktay'ı aradım ben. Oktay da diyor ki anne diyor ben yoldayım. Konuşamıyorum. Eve gideyim de diyor işten eve gideyim de. Ben dedi sana dönerim dedi bana. Sonra beni Asya'yı aradı yine. Anne ya dedi abim sana sürpriz yapıyor. Mahvettin sürprizin dedi. Abim köye geliyor, Bolu'ya doğru geliyor dedi. O zamanlar tamam dedim ben de. Sunay'la da konuştum o zamanlar. Abla gelme sahte, ben iyiyim dedi. Ondan sonra, şimdi işte yine ben gelmeyecektim yani. O iyiyim dedikçe ben de iyi oluyorum çünkü burada. Rahat oluyorum. Rahatsızım deyince bir daha. Oktay'ım da tam böyle hazırladık. Arkadaşlar videosunu sahte izlediniz siz videoyu. İnanın ki tam sonuna böyle Oktay'ı artık yolcayacağız. Poşetlerini düzeltledik, hazırladık. Eniştesini aradı. Abla dedi, enişte dedi, ablamın telefonuna niye ulaşılmıyor? Ablan dedi, videoda dedi o da. Enişte ben çok hastayım dedi. Hemen eşimden Allah razı olsun. Melek, tamam. Sen hemen git. Şimdi bir kapıya gidiyorum, bir içeri giriyorum. Böyle hiçbir şey mi toplayamadım ha. Bir daha eşim baktım çantanın içine koymuş birkaç parça kıyafet. Dedi evde yoksa dedi satın alırsın dedi bana. Dava gitmiyorsun ya dedi. Haydi boşver kıyafeti dedi. Allah da ondan razı olsun. Beni de yolcu etti böyle. Ben de hayvanlara bırakmam. Bakalım. Beyhan gelinde Allah razı olsun. Ben savarım Melek abla git dedi. Bugünler için varız dedi. Niye komşuyuz biz dedi. Komşuluk bu değil mi dedi. Onun da yükü çok ağır. Vasat'a videomun başında da anlattım arkadaşlar. Hem Nazım Leyla'nın hayvanlarına bakıya kıtacağız 2 tane. Çocuklar okula gidiyor 3 tane. 3 de kendi hayvanı var. Allah ona da güç kuvvet versin. 2 de benim 3 de benim oldu şimdi. Benimkini sağacak inanmışsa da.
bakım konusunda eşim ona yüklenmezse de bana da yüklenmeyi de evliyse. Böyle işte ben de çıktım, geldim arkadaşlar. Şimdi ben bir tabii şeker hastasıyım, daha hiçbir şey yemedim. Yolda yedik, gerçekten akşam yedik. Hemen ufak bir de çay yapacağım. Çocuğum yatar kanar, bir atıştırayım. Sonra Allah ne verdiyse tabii ki bir şeyler yer. Çocuğumu da aç götüremem. Ben de bir duşumu falan alacağım. İnşallah oğlumla biz buradan yine yola çıkacağız. Ha bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar. Hem bana gelme diyor. Orada da kafam takıldı. Bayramın ikinci günü. Hem bana gelme abla dedi. Hem de dedi ki abla dedi kınalının yoğurdundan bana sasık yine dedi böyle. Hani sasık ekşi olmasın. Sasık yine de bir yoğurt yapsana dedi bana. Gelirsen dedi getir dedi. İnanın ki. Ay o bana kafamda biraz şey oluşturdu böyle hani. Gelmemi istiyor da bana niye gelme diyor diye. Ona kavanoz işte bugünkü sabah yine konuştum. Abla dedi bana yoğurt getirdim dedi. Getirdim dedim ben de kavanoza koydum. Getirdim. Onu da sordu yine bana. İnşallah şifa olur. İnşallah içinin yangını söner. Demek ki ateşi var içinde böyle. Derdi çeken bilir değil mi arkadaşlar? Rahmetlik babam da hani prostat hastasıydı. Sonra böbrek yetmezliği çıktı. Tek böbreği oldu ortaya çıktı. Babamın da tek böbreği. Sunay'da da şimdi tek böbrek çıkmış. Irsi demek ki belki bende de tek böbrek var. Ben de rahatsızım zaten. Aynı babamın ilaçlarını kullanıyorum ben. Şeker ilaçlarımız falan hep aynı babamla. Aynı ölçüde yiyoruz. Şeyi bile aynı. Ne derler? Tozu, dozu bile aynı yani. Buradan gittiğine inşallah ben de bir oraya gideceğim. Bir böyle böbreklerimi bile tarama yaptıracağım. Benim de bazı zaman zaman sol ayağım böyle bacağım diz kapaklarıma kadar şişiyor yani. Ben de yorgunluğa bağlıyorum bunu. Hani yoruluyorum da ondan oluyor diye düşünüyorum. Hani çalışıyorum ben avra durmuyorum hiç evde. Bahçe işi, hayvan işi, evimin işi, yemeğimiz hepsi bana bakıyor. Ben günlük hayatta şurada oturduğum kadardan oturup bir istirahat etmiyorum. Ondan sonra yok dertlenmiyorum sakın ha arkadaşlar ben severek yapıyorum sahte işimi. Ben diyorum ki hani belki benim de ondan olur rahatsızlığım falan diye düşünüyorum. Bazı kere mesela şöyle göz atlarım şişer, göz üstlerim şişer. Yediğime bağlıyorum. Bazı hamur işi yapıyorum. Dolma yapıyorum içi pirinç oluyor ona bağlıyorum. Nasıl diyeyim işte patatesi çok kullanmam. Öyle patates kızartması falan yapmıyorum. Ha burada çocuklarımızla yapıp yiyorduk ama şükür de belki öyle kızartma üstüne çok düşmez. Ben daha çok yeşilliğe odaklanıyorum zaten. Bilmiyorum inşallah Sunay'ımız da iyi olur. Ona da dedim işte Sunay'ım dedim üzülme. Diyalize bağlansalar diyalizle o kadar yaşayan hastalarımız var dedim. Hani hemen dedim öleceksin diye bir şey yok dedim. Allah'ım dedim şifasını verir inşallah dedim. İşte onun gelini köye gelecekti arkadaşlar. Eniştemi köyden doktora götürüp geçeceklerdi. Şimdi daha abla dedi. Eniştem de gelecek pazartesi günü. Ben ama eniştemin gelmesini beklemedim. Çıktım hemen. Oğlu da geliyor Konya'dan. Burada eniştem de burada tedavisi olacak. Ondan sonra böyle işte. Hayat devam ediyor. Acısıyla, tatlısıyla. Oğlum geldi dediğim bayramı güzel geçirdim ama sonu üzüntülü oldu. Üzüldüm yani. Çok üzüldüm Süleyman. Her şeyi bizler için arkadaşlar. Her şey. Arkadaşlar Allah'ım kimseye hastalık vermesin. Rabbim yakınıyla kimseyi sınamasın. Allah'ım derdini veren Rabbim dermanını da verir inşallah. Sizlerden sunayım için dua istiyorum. İnşallah sağlığına kavuşur. Tüm hastalarımıza Rabbim acil şifalar versin. İnanın ki kurudum akşamdan beri. Dün
saat 4.30'dan beri ağzım, damağım kurudu. Ne su içtim, su da içtim ama üzüldüm tabii ki. Sizlere de çok teşekkür ediyorum ilgileriniz için. Rabbime emanet olun. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.